She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's at Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek olan klasik sandığı inceleyeceğiz. Ayrıyeten ise bir de yükseltilebilir M24 Groza falan filan da var, onları da sizlere bu videoda göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tacık like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalımı takip etmediysen de takip ederek aynı şekilde destek olabilirsiniz. Hem de daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde yeni gelecek olan şeylere bakın. Şimdi hemen ilk önce sizlere kasktan başlayalım. Klasik sandığı yeni ekleyecek. Kaskımız ise bu şekilde, bir leveli bu halde, iki leveline böyle birazcık daha mor sarı bir görünümü oluyor. Üç levelde ise baya kaliteli bir kask desenine dönüşüyor. Ayrıyetten ise bir de yeni AVM deseni gelecek ve bunu klasik sandığa ekleyecekler. Bence 3 boyutlu tasarımı, işte altına ekledikleri zincir falan güzel olmuş. Ayrıyetten bir de çanta desenimiz var. Çanta deseni bir levelde böyle iki level halinde, böyle birazcık daha rengi baya açılıyor bu arada. Hani mordan bir beyaza geçişi var, öyle böyle değil. 3 levelde ise böyle hani birazcık daha dantel mi desem, nasıl bir şey desem bilmiyorum ama hani birazcık daha böyle bir çanta deseni oluyor. Ayrıyeten ise bir de klasik sandığa böyle bir şey gelecek. Bu arada premium sandık videosu izlemeyenler varsa dünkü videoyu da izleyebilirler. 2 tane premium sandığın gelecekleri gösterdim mesela, haberiniz olsun. Ayrıyeten bir tane böyle bir sakallı yüz baskesi gelecek. Hani adam korsan gibi böyle değişik falan filan. Ondan sonra böyle bir smokin var, takım elbise mi dersiniz, smokin mi dersiniz, artık size kalmış. Böyle yarısı siyah, yarısı gümüş, yarısı boyalı değişik bir tane şey olacak ama hani ne bileyim, bunu tek renk yapsalar daha güzel olabilirlerdi. Böyle bir tanecik siyahlı beyazla hafif sarılı altınmış gibi gösterilen bir de tava desenimiz var. Bence tava deseni de orta seviye, güzel diyebiliriz. Çok da lüks iyi diyemeyiz bu arada. Daha sonrasında ise bir çanta desenimiz daha gelecek. Diğer çanta desenimiz ise bir levelde bu şekilde olacak. İki level hali böyle birazcık daha şey olacak. Hani yeni gelecek klasik sandık her şeyin rengi sanki ortadan bölünmüş gibi. Adama sağdan gösteriyorsun, siyah soldan gösteriyorsun, seni başka bir adam görüyormuş gibi. 3 level çantamız ise bu şekilde. Bence çanta baya güzel olmuş. Peki başka ne var derseniz, arkaya takılan tabii ki de bir tane süs var. O da şapka olarak yapmışlar. Zaten ben pek kullanmıyorum bunları ama işte vermişler. Yine bir paraşüt desenimiz var. Bunu da ortadan bölmüşler. Hani niye bilmiyorum, bütün setleri ortadan bölmüşler de kanka. Bence çok da iyi olmaz. Daha sonrası da ise bir de kask desenimiz var. Kask desenimiz bir levelde böyle iki leveli. Böyle hani birazcık bu arada müzik tarzı falan yapmışlar, falan yapmışlar. Bence güzel olmuş. 3 levelde ise böyle bir piyano şeklinde bir şey yapmışlar. Yani pek de o kadar iyi değil bence. Daha sonrası da ise gitar şeklinde bir de çanta deseni ekleyecekler. 2 level halimizde. Bu şekilde böyle sarılı siyahlı falan. Bence bunun detayları da güzel olmuş diyebilirim. 3 levelde ise fazla 3 levelli belli olmayan orta seviye siyah sarı güzel bir çanta deseni yapmışlar. Hani bu sezon 6'da bir tane çanta vermişler diye yapmış. Sanki birazcık ondan alınmış gibi olmuş bu. Hani üstündeki kısmı kesmişler, altını renklendirmişler, vermişler mantığı. Daha sonrasında ise bir de böyle bir piyano setimiz var. Şapkalı ve etekli. Bence bunu da güzel yapmışlar diyebilirim. Hani birazcık hafif gelinlik tarzı koyup içine güzel tatlı bir giysi yapmışlar yani. Bence kullanılır bu da çıkarsa ama hani benim gönlümde şöyle kırmızılardan birisi var açıkçası ve böyle bir tanecik de kırmızı set yapmışlar ama bilmiyorum. Hani ben görsem buna pembe falan derim, kırmızı demem şahsen yani. Hani böyle kırmızı dediklerin genelde bak bir pelerini oluyor, hareket ediyor falan filan, o yüzden dediğim benim. Hani beyaz smokin var, beyaz takım elbise var, o adamdır bu arada, ona bir lafım yok, o baya güzel hani. Daha sonrasında ise bir de tabii ki de yeni gelecek olan şans kutusu var. Hani şu var ya, bir tane kutu veriyor falan filan, onun içine bir tane yükseltilebilir bir M4 getirecekler ve M4'ün öldürme mesajı ise bu şekilde böyle bir tanecik de mavi bunun efekti var. Hani bunu hem sezon 18'e yapmışlar hem 3. yıl dönümünü özel yapmışlar gibi düşünebilirsiniz. Bir level hali bu şekilde mavi duruyor. Bence hani yükseltilebilir bir M4 deseni olarak orta seviye diyebilirim. Çok da lüks diyemem. Bence önceki gelen M4 deseni daha iyiydi diyebilirim. Bunun adı da Killer Tune. Öldürme efekti ise böyle hani içinden müzik notaları falan çıkıyor. Mavili morlu bir tanecik de desen yapmışlar. Hani smoke yapmışlar. İyidir, orta seviyedir diyelim buna da. Daha sonrasında ise 3 level yaptığınızda ise böyle bir görünüm elde ediyor. Hani birazcık daha böyle ortası pembe falan oluyor filan oluyor. Birazcık daha yakışıyor bu arada silah. Hani böyle kendini belli ediyor aslında. Öldürme mesajımız ise zaten bu şekilde. Hani görmüş olduğunuz gibi böyle mavi kocaman bir şey çıkıyor. Hani yeni gelecek firavun seti var ya, neydi adı unuttum da işte videosu çektim. Hani onunki gibi yapsar böyle kırmızı,
hani kırmızı mavisi yapıp buna ekleseler güzel olabilirdi bu arada. Daha sonrası da ise finalde fullediğinizde de bu hale geliyor. Ortasında da hani kaset eklemişler. Bu sezon biz kaset topluyoruz diyor mantık. Onlar da eklemişler. Ayrıyetten bir de böyle bir setimiz olacak bunun içinde yani. Bu sette pembe olarak bence güzel kaliteli duruyor. Böyle ortasında nokta falan yuvarlak böyle şeyler var. Yani High Fidelity set diye bir şeymiş adı da. Çok güzel İngilizcem var bu arada. Geçenki videoda da Lunapark'ta JD ile girdiğimde çok güzel Türkçem var dedim. Hadi sen İngilizce diyeceğim size. Daha sonrasında ise bir de hiç kimsenin sevmediği, yani koşsan daha hızlı gidebileceğim bir araç diyebilirim. Bu araca bir desen ekleyecekler. Ayrıyetten ise bir de böyle bir çanta desenimiz olacak. Bu çanta desenin üstünde ikinci yıl dönümü yazıyor arkadaşlar bu arada. Hani ikinci yıl dönümünde bu var mıydı pek hatırlamıyorum açıkçası. Hani o zamanlar ben... Bu büyük ihtimalle Unicorn setinin çantası bu arada. Hani diyorlar Ersin Yekin'in seti. Büyük ihtimal bu onun çantası diye düşünüyorum. Böyle bir tanecik de zaten oyunda olan bir set ekleyecekler içine. Yani pek de ne bileyim gerek yok bana kalırsa. Bir de yeni yükseltilebilir. Groza desenimiz gelecek. Bunun da adı Efendida Aria. Yani Efendida Aria. Ya Aria işte kanka okudum. Sen okumuş gibi say beni hiç. Detaya girmeyelim. Fullediğimizde ise böyle bir görünüm elde ediyor. Hani birazcık daha kalpli temalı falan yapmışlar bunu. Bence hani getirecekti de bunu 14 Şubat'ta geçirecektiniz. Birazcık geç kalmışlar gibi gözüküyor benim gözümde yani. Hani o zamanlar geçsen güzel olabilirdi açıkçası. Bileveli sanki fullemekten iyi gibi bir şey değil mi? Bak bilevel halinde böyle ipler falan filan var. Tamam bak bileveli böyle. Bir de sonuna bak. Hani bence bunları yer değişse ne bileyim Groza daha iyi desen olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir tanecikte 3-4 rengi birleştirdikleri bir öldürme efektimiz var. Yani pek de öldürme efekti bana kalırsa hoş durmuyor. Yani her rengi birleştirince ne bileyim bildiğin şey RGB rengarenk bir şeyler olmuş. RGB mi? RGB mi? Öyle bir şey işte. Daha sonrasında ise 3 levelde ise görünümü bu hale geliyor. Bence 3 levelde bayağı baya tatlı bu arada hani finalden güzel gözüküyor. Yani final deseni birazcık daha böyle kötü duruyormuş gibi oldu benim gözümde bilmiyorum ama hani birazcık öyle öldürme efektimiz ise bu şekilde yani orta seviye idare eder. Fullediğimizde ise böyle bir desen oluyor hani ne bileyim fullediğinde şöyle bir tık daha güzel havalı olabilirdi bence. Bir tık daha cidden bir tık daha havalı olabilirdi. Ayrıca bunun yanında ise böyle bir tanecik de saç var. Ondan sonra bir de set var. Yüz maskesini de aynı şekilde vermişler. Geri kalan ödüller zaten oyunda olan ödüller. İlk 5 ödül harici geri kalan zaten şu an oyunda var yani. Bunu siz de biliyorsunuz. Oyunu uzun süredir oynadığınız için. Hani büyük ihtimalle şu an isteyenler bunu AG'li gümüşle alabiliyordur. Çünkü ben daha önce gördüğüm setler bunlar. Öyle kaliteli setlerden değil. Hani bu pembe setler işte silah getiriyoruz. Yanına da bir şeyler koyalım. Denmiş setlerden gibi düşünebilirsiniz. Arkaya bir de böyle bir süs. Bence bu anahtarlığı getirdiğinizde her şeye çıkmasa daha güzel olabilirdi. Bence çok fazla çıkıyor. Daha sonrası da ise yanında tabii ki de bu setler de var. Zaten bunları biliyorsunuz şu an oyunda var. Birçoğunuzda da vardır eminim yani. Böyle işte UC ile alınmayan, böyle AG ile gümüş parayla alınan setlerden bu da. Daha sonrası da ise bir de böyle bir beyaz duran bir adam var. Hani böyle normal bir emojisi var. Sadece duruyor yani. Başka bir özelliği yok. Pelerini bence hareket etse daha güzel olabilirdi. Şu an baktığım kadarıyla pek hareket etmiyor. Yani bu da orta seviye pek de iyi değil. Pek de kötü değil. Güzel bir şey diye düşünüyorum ama K98 deseni, ışıkları, parlaması, altın rengi falan filan baya baya güzel olmuş. Hani üstlerine yüzük gibi bir şey eklemişler böyle. Nasıl diyeyim bilmiyorum. İşte anladınız siz. Hani baya baya bence K98 deseni güzel olmuş. Ayrıyetten bir de altın tavamız var. Bunun da üstüne yüzük gibi bir işleme yapmışlar. Bence bunlar orta seviye güzel ama kastesini baya baya iyi duruyor bu arada. Hani altın rengi falan filan böyle parlaması. Onu da sizlere göstereyim. Kasteseniz ise bilevelde böyle. Yani baya baya altın bu arada kasteseniz. Ortaya da böyle bir zümrüt mü deniliyordu kırmızı olana. Tam hatırlamıyorum ama hani öyle de bir şeyler koymuşlar. Yani böyle güzel bir şey. 3 level ise bu şekilde ve 3 leveline bu arada cidden düşülür. Hani bunun kulaklarındaki şeyler zaten var oyunda birçok kaste biliyorsunuz kanat gibi. Daha sonrasında ise bir de böyle bir kırmızı setimiz var. Hani bu kırmızı set bu arada beyaz setten bana göre kat kat güzel yani. Hani bir sıradaki beyaz mavili var ya bana göre bu daha da güzel diyebilirim. Keşke bizim de alma ihtimalimiz olsa. Bak ihtimal diyorum artık imkan demiyorum ihtimal diyorum çünkü... Hani imkan yok ihtimal daha da zor falan filan almamız bayağı zor oluyor. Bir tanecik de böyle altın bir paraşüt var. Bende zamanında bunun şeyi vardı. 10 UC'ye bu şey var onu almıştım hala da onu kullanıyorum. Hani bu çıkartırsak 10 UC'ye tek kullanırım. Daha sonrasında oyunda bu seti gördüm mü görmedim mi bilmiyorum ama ayrıyetten bir de bunu 5 parça olarak verecekler. Altında da klasik falan filan var yani.
Daha sonrasında ise biliyorsunuz oyunda tekrardan turnuvalar açıldı. O turnuvalar özelde yeni set yapmışlar Pro Lego'ya diye. Ama ne bileyim hani buraya getirdiğiniz tişörtler, paraşütler bir tık daha havalı olsa güzel olabilirdi. Bunu bu arada büyük ihtimalle etkinlikle verecek. Belki merak edersiniz diye sizlere malzeme sandığına göstermek istedim. Yeni gelecek malzeme sandığımız içinde de böyle bir tane set var. Bence hani baya baya kaliteli duruyor. Şöyle işte omzundaki şeyler falan vesaire olsun. Bence güzel olmuş diyebilirim. Ayrıca bunun içinde SKS deseni, çanta deseni falan filan da var. Bu çanta deseni Illusion Jutke Jackpack diye geçiyor. Sanki bu oyunda bayağı güzel, çok hoş kullanılan bir çantaydı diye hatırlıyorum. Ben bunu Ahmet abide gördüydüm hani yayınında. Hani bu çanta deseni çıksa ben kullanırım bu arada. Bayağı bayağı hani bu siyahlığı var ya, tam yılanlamalık diyebilirim. Yani yeni sezonları arkadaşlarken büyük ihtimalle bununla yılanlarız. Ondan sonra böyle bir tanecik çanta tava deserimiz var. Tava da böyle siyah bir şey. Sonrasında ise bir de kanatlı böyle bir çanta desenimiz olacak. Bir level hali bu şekilde, böyle beyaz kanatlı falan filan. İki levelde de yine kanatları çıkıyor. Hani buradan bir tane böyle bir çanta çıkarsam bu arada malzeme sandığından kalıcı, baya baya bence güzel olur. İnşallah herkese çıkar diyorum. Hani çıkması değil, bence çıksın hani. Yani güzel olur. Daha sonrasında ise bir de burada olan pembe bir setimiz var. Pembe setimiz ise bu şekilde. Pembe seti de bence orta seviye diyelim. Çok da lüks demeyelim. Orta seviye kaliteli yapmışlar. Yani bu da kullanılır bence. Peki SKS deseni nasıl bir şey derseniz de, malzeme sandığının içine eklenecek SKS deseniniz ise bu şekilde. Hani pek lüks de olmasa, kötü de olmasa orta seviye bir desen yapmışlar. Ayrıyetten bir de paraüstümüz var. Zaten benim hesapta bol bol var, bıktım. Daha sonrasında ise bir de böyle bir setimiz var. Hani asker setiymiş gibi düşünebilirsiniz. Böyle de bir şeyler yapmışlar. Evet, bu videolukta benden bu kadar da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere elimden gelince yeni gelecek olan şeyleri göstermeye çalışacağım. Bir sonraki PUBG Mobile videomda görüşmek üzere. Ben kaçıyorum. Bye bye. I just wanna be. She giving third degree burns. Man, I think I need a doctor. Got me.